Ana Ortodoks Kilisesi'nin Moskova'da yoksullara ve ihtiyacı olanlara ücretsiz yiyecek dağıttığını bir arkadaşından öğrenmiş. Mutlu bir aileyiz ancak ne yazık ki son zamanlarda zor durumdaydık. Eve ekmek getiren kişi olan eşimi kaybettim. Ana 5. çocuğuna hamileyken eşi bir trafik kazasında ölmüş. Çocukları çok küçük olduğu için çalışamıyor. Kendisine yardım edebilecek akrabası da yok. Devletin verdiği yardım geçimlerini ancak sağlıyor. Yoğurt ya da diğer süt ürünleri gibi gıdalar çocuklar için çok önemli. Ancak bunları satın alamıyoruz çünkü çok pahalı. 250'den fazla aile her ay sık sık buraya geliyor. Kilise Moskova'da buna benzer 30 merkez işletiyor. Aşırı talep nedeniyle yetiştirmekte zorlanıyor. Geçinmekte zorlanan insanlar bize geliyor. Bir ebeveyn hayatını kaybetmiş olabiliyor ya da aile üyelerinden birisinin ciddi şekilde hastalanması sonucu paralarını ilaç ve tedavi masrafları için harcamış olabiliyorlar. Bu tür aileler yiyeceğe para ayırmakta zorlanıyorlar. Resmi istatistiklere göre Rusların %13'ü yoksul. Bu bile 20 milyon insana tekabül ediyor. Ancak gerçekte sayının çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Moskova'nın önde gelen ekonomi araştırmacıları nüfusun %40'ının giysi ve yiyecek almak için yeterli paraya sahip olmadığını öne sürüyor. Buraya gelenlerin sayısı artıyor. Birçoğu yardım dağıtıldığını başka birisinden duyuyor. Ön koşul olarak yardıma gerçekten ihtiyacınız olduğunu kanıtlayacak belgelere ihtiyacımız var. Kimse yeterli parası olmadığından bahsetmeyi istemez ama araştırma enstitüsü Levada Center'ın yaptığı son ankete göre Rusları en çok artan fiyatlar endişelendiriyor. Her iki kişiden biri yoksulluktan ve işsiz kalmaktan korkuyor. Eskiden Rusya'nın mali durumu daha kötüydü. Günümüzde devlet petrol ve doğalgaz ihracatından milyarlar kazanıyor. Ancak devletin ekonomik faaliyetler içindeki payı yüksek olduğundan bu paralar hemen akıp gidiyor. 60 milyondan fazla Rus devletin yaptığı para yardımına bağlı. Bunlar arasında çocuklu aileler ve emekliler de var. Rusya'da yaşam standardı yıllardır giderek düşüyor. Hükümet yoksullukla mücadele etmek istiyor. Aslında zor durumda olan bir aile olmamalı. Özellikle de bu aile çocukluysa. Her insanın çalışma imkanı olmalı. Ücretler ailenin geçimini sağlayabilecek düzeyde olmalı. Eğer aile yeterli kazanca sahip değilse, devletin uygun yardım programlarından yararlanabilmeli. Anna, devletin gerekli değişiklikleri yapmasını bekleyecek durumda değil. O ve onun gibiler kilisenin desteğine güveniyor.